insan en takvalı insandır. Bu Kur'an'ın açık, nasıl açık ifadesidir. Üstünlük takvayladır. Yüce Allah buyuruyor ki, yaratılış aleminde en kıymetli, en değerli varlık iman edip salih amel işleyenlerdir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ Yaratılmışların en üstünü müminler ve o imanın gereği gibi yaşayanlar, salih amel. Salih amelin manası yani uygun ve yerinde yapılması, akıl sahipleri tarafından onaylanan, tasvip edilen amele denilir. Yani bir amel ola ki akıl ve idrak, şuur sahipleri bunu gördüğü zaman tahsin ederler, överler, diyerler ki bu hakikaten yerinde ve yapılması gereken bir iştir. Buna salih amel denilir. Mümin insanların genel özellikleridir. İmanları onları doğruya sevk eder, doğru iş yapmaya sevk eder, takvaya yöneltir. Allah-u Teala bizleri takva yolundan ayırmasın. Amin. Ayetlerimizi, ibadetlerimizi takva ruhuyla yapılan ibadetlerden eylesin. Amin. Bu içinde bulunduğumuz günler tabi hac aylarıdır. Kur'an ifadeyle el-haccu eşhurun me'lumat. Hac belirli aylardadır. Hangi aylardır bu aylar? Şevval, Zilgade ve Zilhicce. Üç ay hac aylarıdır. Nasıl hac aylarıdır? Yani mesela Şevval ayında temettü hacının ümresiyle direkt hacca gidebilirsiniz. Yani bazı hacılar ilk kafileler yola çıkmış gitmişler ve bir kısmı şu anda oradadırlar. Yani hacılar iki kısma ayrılır. Bir kısmı Medine öncelikli hacılar, yani direkt yolculuklar Medine'ye olan, Medine'deki ziyareti tamamladıktan sonra Mekke'ye gidip orada hac görevini yerine getiren hacılar. Bir kısmı ise o son kafileler Medine sonraları, yani önce Mekke'ye gidiyorlar, orada hac amellerini tamamladıktan sonra Medine'ye gidip Medine'yi ziyaret ediyorlar. Yani hacı olduktan sonra Peygamberimizin ziyaretine gidenler, hacı olmadan evvel Peygamberimizin ziyaretine gidenler, ela kürlehar Allah cümle hacılardan kabul eylesin inşallah amellerini ve cümle arzu edenleri böyle mübarek günlerde hac ziyaretine inşallah nail eylesin, düşenler inşallah. Amin. Aynı zamanda Zilkade ayının 11. günü İmamet Seması'nın 8. yıldızı olan Ali İbni Musa Rıza, İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu doğum günüdür. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam hicretin 148. yılında Medine'de dünyaya geliyor ve 203 özetle hicretin 203. yılında şehit ediliyor. Abbasi halifesi Memnun tarafından zehirletilerek nerede? Tuz şehrinde, bugünkü Meşhed kentinde, bugünkü tarihi ismiyle Horasan diyarında Tuz şehrinde ve bugünkü ismiyle Meşhed şehrinde şehit ediliyor. Tabi bunun hikayesi var. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam Medine'de doğduğu halde, vatanı olup olduğu halde Meşhed'de ne arıyor, orada niye bulunmak zorunda kaldı? Memnun, Abbasi halifesi Memnun bir şekilde hani meşhur maruf bir söz vardır ya, düşmanını kendine yakın tut. Orası Emeviler ve Abbasiler Ehl-i Beyt imamlarını kendilerine düşman görmüşlerdir. Dünyevi çıkarlarına karşı, saltanatlarına karşı en büyük tehlikeyi kim olarak görmüşlerdir? Ehl-i Beyt imamları olarak. Bugünkü dünyada da aynıdır. Değişen bir şey yok. O bir söz vardır, meşhur bir söz vardır. Her gün aşuradır, her yer kerberadır. Yani hak
batıl mücadelesi yeryüzünün kurulduğu ilk günden itibaren kıyamete kadar hep devam edecektir. Batılın yerinde, mevkiinde bulunanlar, batılı temsil edenler daima hakkı ve haklıları kendileri için düşman görürler. O günkü koşullarda da nihayetinde Memnun, İmam Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı saltanatı için, hilafeti için bir tehlike olarak görüyor ve onu kendisine olabildiği kadar yaklaştırmaya çalışıyor. Hatta kendisine hilafeti bırakacağını söylüyor. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam tabi bunun tuzağını, oyununu görüyor. Senin olmayan bir şeyi nasıl başka birine verirsin? Bu hilafet ya senindir ya senin değildir. Eğer senin değilse, sana ait olmayan senimse zaten sen orada oturmalısın, bulunmalısın. Sana ait olmayan bir şey ise nasıl değerlendirsin? Sözüyle onun bu oyununu bozulur. Memur ısrar ediyor ve veliahtlık imama tavsiye ediyor. Diyor, madem öyle benim veliahtım olacaksın. İmam bunu da reddediyor ama baskı yapıyor. Seni işte hatta şura meselesini anlıyor. İma ediyor. Diyor ki Ömer işte 6 kişilik bir halife şurası tayin etti ve orada işte Abdurrahman'ın vereceği karara teslim olmayanların yani başının boynunun vurulmasını tavsiye etmişti. Böyle bir imada bunlara tehditte bulunuyor. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam ne kadar veliahtlığı bile kabul etmeye yanaşmıyorsa işte seni öldürtür şeklinde açık net bir ifade kullanarak tehdit yoluyla imam şartlı olarak bu veliahtlığı kabul ediyor. Şartlı da şu oluyor. Hiçbir atama ve azletme işinde benim müdahalem söz konusu olmayacak. Yani ne bir vali, ne bir hakim, savcı, hiçbir şey, önemli makamlar, mevkilere insan atamak veya görevden alma konusu benim hiçbir dehlim, hiçbir müdahalem söz konusu olmaması şartıyla. Bu şartla aslında İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam Memnun'un oyununu bozuyor. Memnun istiyordu ki bu şekilde Abbasi hükümdarlığı içerisinde, hükümranlığı içerisinde yaşayan Ehl-i Beyt dostlarını yani Alevileri, Ali muhiblerini, Ali sevenlerini sakinleştirsin. Onları Abbasi hanedanına olan tepkilerini, öfkelerini, kızgınlıklarını gidermiş olsun. Bu bir. Bir diğer hususta da İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'ı dünyaya düşkün, saltanata, makama, refaha düşkün biri olarak göstermek peşindeydi. Bakın sizin imamınız da nihayetinde benim veliahtlığımı kabul etmiş, benim yardımcılığımı kabul etmiş, saltanata, dünyaya, makama, mevkiye meraklı biridir. Bunu ima etmeye çalışıyor. İmam Rıza bu şartıyla aslında onun o sözünü, o amacını, planını suya düşürdü ve boşuna çıkardı. Ve daha sonra İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'ı nihayetinde 203 yılında, Hicri 203 yılında zehirleterek şehadete ulaşmasına vesile oldu ve bugünkü yerine yani Meşhed kendinde defnedildi Harun'un yanı başına. Memnun'un babası Harun'un kabrinin yanı başına defnedilmiştir. Onun için oraya ziyarete gidenler duymuşlardır, görmüşlerdir. Orada İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret edilirken Harun'a lanet okunur, Harun'a lanet olsun ki İmam Rıza'nın babasının katiliydi o da. Ve oradakilerden amin derler, mişlanet derler, Allah çok lanet etsin manasına gelen, yani Harun'un kabrinin bulunduğu yere defnettirdi Memnun o günkü koşullarda. Bu özetle İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, o Hazretin bu yolculuğu sırasında dile getirdiği, dillendirdiği önemli bir hayatı.
hadis var. Bu hadis tarihe silsilet-ül zehep hadisi olarak geçmiştir. Ne demek silsilet-ül zehep? Yani bütün zincirleri altın halkalı görevler. Altın halkalı hadis. Ravilerinin hepsi %100 güvenilir olan, %100, %99 değil. Yani bize biliyorsunuz ulaşan hadisler raviler kanalıyla zincirleme ulaşmıştır. O ondan duymuş, o ondan duymuş, böyle nihayetinde en son halka Allah Resulü'dür. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam Meşhed'e varmadan önce Nişabur denilen bir bölgede Ehl-i Beyt dostları tarafından ve hatta Ehl-i Beyt'e karşı olanlar, binlerce insan tarafından Ehl-i Beyt imamlarının özelliği orada. Hem dostları hem de düşmanları onlara saygı göstermiştir. Her asırda, her dönemde Ehl-i Beyt imamlarının özelliği o. Sevenleri ve sevmeyenleri onların sözüne, onların fikrine, onların ilmine, duruşuna saygı göstermiştir. Adam inanmadığı halde biliyor ki bundan yalan sadır olmaz, yanlış sadır olmaz. Ondan dökülen her söz, ağzından çıkan her söz hüccettir, delildir. Bunu hatta düşmanları bile tarih kaydetmiştir. Onlara eğer anlatmaya çalışsak saatlerce konuşabiliriz bu hususta. Ve bazı binlerce insan burada karşılıyor Hazreti ve kendisinden bir hadis istiyorlar. Orada İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'ın dile getirdiği hadis aynı zamanda o günkü koşullarda toplumsal yapıyı, Müslümanların içinde bulunduğu sosyolojik yapıyı da ortaya koymaktadır. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam namazla ilgili bir hadis söylemiyor. Oruçla ilgili, hacla ilgili, zekatla ilgili bir hadis söylemiyor. Ameli konuda bir hadis söylemiyor. Dikkat edin. İtikadi anlamda bir hadis söylüyor. Tevhid hakkında bir hadis söylüyor. Diyor ki, ben babamdan duydum. Babam Musa Kazım'dan. O babasından duydum. Muhammed Bağır'dan. O babasından duydum. Ali Zeynül Abidin'den. O babasından duydum. Hüseyin bin Ali'den. O babası Ali'den duydu. Ve Ali Allah Resulü'nden duydu. Allah Resulü şöyle buyurdu. Kâle Allah, Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, hadis-i kubsi. Allah buyurdu ki, kelimetü la ilahe illallah hisni, hemen nefele hisni emine min azabi. La ilahe illallah kelimesi, sözcüğü, yani tevhid kelimesi. Allah'tan başka ilah yok. Bu söz Allah buyurdu ki benim kalemdir. Yüce Allah buyurdu ki bu söz, la ilahe illallah sözü benim kalemdir. Kim bu kaleye girecek olursa, tevhid kalesine girecek olursa en ilemine azabı, benim azabımdan güvendedir, emniyettedir. Allah'ın azabından kurtulmuştur, azadedir. Tevhidle ilgili bir hadisi dile getiriyor. Bu da gösteriyor ki gerçekten insanlar o günkü şartlarda ve bu günde aynıdır. Değişen şey yok. Bütün sapmaların kaynağı aslında tevhidi kaybetmekten kaynaklanmaktadır. Dikkat edin, tekrar ediyorum. Bütün sapmaların gerek ahlaki olsun, gerek itikadi olsun, bütün sapmaların kaynağı aslında tevhiddir. Tevhidde eğer sıkıntı varsa, yani insanın tek olan Allah'ın önünde eğilmesi gerektiği konusunda eğer sıkıntı varsa, eğer kula kul olmuşsa, eğer makama kul olmuşsa, eğer paraya kul olmuşsa, ki insanların çoğu o günde öyleyim, bugün de öyledir. Allah'ın azametini, Allah'ın kudretini unutmuş, insanların önünde eğiliyorsa, despençe oluyorsa, makam mevki önünde kul köle oluyorsa, para pul dolar önünde kul köle oluyorsa, hakkı söylemiyorsa, böyle bir insan ahlaken de bozulur ve itikadi anlamda da yozlaşmış olur ki
bu cümleye yürüdü. Peki bunu kaybetmemenin yolu nedir? Bunu kaybetmemenin, yani tevhidi kaybetmemenin yolu diye imam bu sözü buyurduktan sonra, bu hadisi buyurduktan sonra birkaç adım ilerledi, sonra durdu. Ve dedi ki, بِشْهَرْتِهَا وَشُهُوْتِهَا وَاَنَ مِنْ شُهُوْتِهَا Doğrudur. La ilahe illallah kelimesi Allah'ın kalesidir. Ve o kaleye giren Allah'ın azabından kurtulur. Bu doğru. Ancak bir şartı vardır. Ve ben o şartıyım. Yani bu işin tevhidin şartı olmazsa olmazı nedir? Velayettir. Mümin, velayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için Kur'an'da bakın Allah'a itaat edin deyip durmuyor. Ne diyor? Allah'a ve Resul'e itaat edin. Allah'a itaat edin sözü çünkü Allah soyuttur. %100 soyut. Nasıl itaat edeceksin? Allah'ı görüyor musun? Sesini duyuyor musun? Kokusunu yani duyuyor onları da Allah'a ulaşaması mümkün değil. Dolayısıyla seni Allah'a ulaştıracak somut bir örneğe ihtiyacın vardır. O somut örnek kimdir? Resulullah'dır yaşadığı dönemde ve Resulullah'tan sonra da gelen Ehl-i Beyt imamlarıdır. Ali'dir, Fatıma'dır, Hasan'dır, Hüseyin'dir. O Ehl-i Beyt önderleri bunlar aslında tevhidin insan örnekleridir. Yani tevhid insana dönüştüğü zaman Resulullah olur. Ali olur, Fatıma olur, Hasan olur, Hüseyin olur. Onların evlatları olur, o günkü şartlarda imamımıza olur. Yani sen imamını tanımadıktan sonra niye Allah Resulü buyurmuştur? Mütevatir bir hadistir. Ehl-i Sünnet'in kaynaklarında da onlarca ravi tarafından nakledilmiştir. Zamanının imamını tanımadan ölen kişi cahiliye ölümü üzere ölmüştü. Yani hiç Allah'ı tanımamış gibi ölmüş. İmamını tanımadan ölen kişi cahiliye ölümü üzere ölmüş. Dolayısıyla biz bu yönüyle imametin kıymetli, değerli olduğunu savunuyoruz, diyoruz. Çünkü imamet, velayet tevhidin olmazsa olmazıdır. Bizi tevhide ulaştıracak önümüzdeki somut görülebilir, hissedilebilir örneklerdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği o ürvetül vuska dediği, o sağlam kulp dediği, yani insan eğer yapışırsa o kulpa, ona tutunacak olursa, onu güzelliklerle buluşturacağı o sağlam kulplardır. Ehl-i Beyt önderleri, Ehl-i Beyt imamları ki onların 8. Süleyman'ımız Aleyhisselatü Vesselam ve o Hazretin işte velalet günleridir bu günler. Allah-u Teala ziyaretini ve şefaatini cümlemize nasip eylesin. Amin. Bir hadisiyle huzurunuza arz edeyim. Ziyareti bağlamında İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi buyuruyor ki اِنَّ لِكُلِّ اِمَامٍ عَهْدًا فِي عُنُقِ اَوْلِيَائِهِ وَشِيَعَتِهِ Her imamın dostları ve takipçilerinin boynunda bir ahdi vardır, bir sözü var. Ya yani ahdi vardır, bir sözleşmesi vardır, ahit sözleşme. Yani dostlarıyla, şialarıyla, imamlar arasında bir ahitname vardır, bir sözleşme vardır. Nedir bu? Bu ahde vefanın tam bir şekilde uygulanması şudur, buyuruyor imam. وَاِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ الْعَهْدِ Bu ahde, bu ahitleşmeye